Hoş geldin Bahar. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Öncelikle bu sizin olabilir mi? Teşekkür ederim. Merse. Ben Justin Bieber Instagram'ını tekrar açtı. Onunla birlikte biz fotoğraf çekeceğiz. Instagram'larımıza yükleyeceğiz. O da yükleyecek. Ben de yükleyeceğim. Kombinim bu. Peki. Gel bakalım. Merve. Ben peluşla elbiseyi çok beğendim ama ayakkabıların o püskülleri beni rahatsız etti sadece. Çünkü üstün çok böyle şık görünüyor. Bir de çantan acaba şeyli olmasa mıydı desenli? Bu spor yapar çantayı, deride bu doku. Evet, evet tabii. Daha spor çanta güzel daha bir çanta zaten. Bir şeydi. Evet. Çizmelerle sporlaştırdığın için hani o da orada karıştırdı mı acaba çok dedim. Ben dokusunu uygun buluyorum. Belki modelinin çok büyük oluşu seni rahatsız etmiştir. Yo, büyük olması da benim yine daha çok tercih ettiğim bir şey. Büyüklüğü etmedi beni de. Sizin de hep söylediğiniz gibi yüz ölçümüm eşittir. Doğu Anadolu bölgesinin yüz ölçümü ya. O yüzden büyük parçalar tercih ediyorum ki her şey bir orantı içerisinde olsun. Dilara, Marmara bölgesinden bildiriyorsun. Evet, Marmara bölgesinden bildiriyorum. Üzerindeki parça seni dikdörtgen göstermiş. Biliyor musun? Gibi görünse Instagram kullanmazdım. Kıyafetlere dönelim. Aleyna. Elbisen sana bol. Arkadan çünkü belli oluyor. Elbise güzel aslında, biraz dar olsa biliyor daha güzel. Biliyor musun, elbisem XS. Ama sana yaratıcısı bol ve bunun bol olmasını istemiş. Ama seni daha iri göstermiş Bahar'cığım. Üzülme diye söylemek istemedi. Aleyna sürekli ama. Üzülmesin diye yumuşatmaya çalışıyor. Bir şey söyleyeceğim. Ben siz ne zaman bana iri dediğinizde üzüldüm? Anlatsanıza biraz. Hayır, sen bazen bu tip şeylere çok geriliyorsun ve kafana takıyorsun. Hayır, benim saçlarım ve sizinkilerin aksine ben en güzel, ilgili en sağlıklı hiçbir şey söylemedim. Kısaldığı için üzülüyorum. Hayır, iri olmamda problem yok. Söyleyebilirsin. Tekrar söyle. Seni iri göstermiş Bahar'cığım. Çantanı yaşasın da beğenmedim. Ayakkabıların uzunken daha güzeldi. Böyleyken çok çirkin. Hayır, kötü onlar gözüküyorsun Bahar. Uzun zaten. Eğilip onu yukarıya çekecek enerjim bile yok benim. Ne güzel. Niran, son yorum. Ben insanların aksine kombinini beğendim. Benim giyebileceğim şeyler. Ama burası best model yarışması değil. Kimse kimseyi proporsiyonundan, fiziğinden, yüzünden, teninden vuramaz. Kimsenin haddine değil. Herkes kendi proporsiyonuna göre giyinecek. Ve kimse kimseyi aşağılayamaz boyun kısa, bacak boyun kısa diye. Senin proporsiyonun düzgün. Ben beğeniyorum. Sen güzelsin, proporsiyonun düzgün diye insanları aşağılaman anlamına gelmiyor bu. Bu kadar. Şimdi enteresan bir durum söz konusu. Benim sessiz kaldığım, müdahale etmemek için gayret gösterdiğim ki böylelikle... Size saygısızlık mı yaptım? Özür dilerim, ben sadece birkaç haftadır süregelen bir zaman diliminden bahsediyorum. Evet. Burada birbirinizi fiziksel özelliklerin dışında, karakter özelliklerinizle ilgili olarak burada çok ama çok ağır eleştirdiniz. Ben asla müdahale etmeye gayret ettim, uyarmaya gayret ettim. Dur sus yapmalar kâr etmedi. Ne beni ne de jüriyi ciddiye almadınız. Öykü Hanım, hepimizi zor durumda bıraktınız. Sana ama... konuşmuyorum. Sen konuştuğun için şu anda üzerine alınıyorsun, pozisyonda kalıyorsun. Hayır, ben şu an bir şey söyleyeceğim. Tuhay beni savunuyor gibi olmasın, rica ediyorum. Lütfen. Burada bu konunun en baş aktörü de Bahar'dır zaten. Dolayısıyla lütfen, yaşananlar var. Ders alalım. Hep beraber kaldığımız yerden devam edelim. Hazır mısın Bahar? Geçebiliriz. Merhaba. Ben seni çok sevmiştim. Bunu herkes bana neler yaptı, seni koruyor. Ben seni gerektiği yerde korudum. Haksız olduğun yerde de söylenmeyecekti ama bugün seni sevmiyorum. Sevmiyorum. Ben öyle bir kadınım işte. Ben böyle sevgileri büyütürüm ama bir yerde biriktiririm, biriktiririm, biriktiririm. Ve sonra o nefrete dönüşür. Bak, senden bugün nefret ettim. Demek ki çok sevmişim. Seni çocuğum gibi küçük bir kız ama artık sen de
sınırları aştın. Ama Nuri Erdem'e hala her şey öyle anlaşıldığı gibi. Hayır, değil. Hayır, bana ağlama. Ağlama. Bak gözüm... bana ağlama. Bana ağlayarak ama kimse gelmesin. Ama hiçbir şey. Ben on bu demiyorum. Ben artık senden de yoruldum. Seni de sevmiyorum. Bu benim. Ben de kendimden yoruldum. Gitmek istiyorum. Benim gitmek istiyorsan kapı orada. Git arkana da bakma. Çık. Çık. Tamam. Yani çıkarım. Allah Allah. Beni böyle mi bizi tehdit ediyorsunuz? Hayır etmiyorum. Ben de yoruldum. Çok matarsınız. Baksanıza. Bıktım artık. Bıktım. Bıktım. Ben canımı sokakta bulmadım. Sen benden yana cezalısın. Özgünüm, şerefim üstüne cezalısın. Cezalısın, bak diyorum cezalısın. Tarzla değil, hiçbir şey değilsin ve cezalısın. Yapın yorumunuzu arkadaşlar. Bahar böyle olmuyor maalesef, biliyorsun. Keşke bu tavrın değişirsin ve kendine gelirsin. Ben de elbisede üstündeki bugün beğenmedim. O çizmeler çok fazla geldi. Tarzını bugün sevmedim. Maalesef. Hiçbiriniz en baştan en sona kadar vazgeçilmez değilsiniz. Biliyorum, fark ettim. Şak diye yerinize yenisi gelir. Biz yolumuza devam ederiz. Umurumuzda bile olmazsınız. Hani eğer kendi iç dünyanızda sanıyorsanız ben bu programda olmazsam olmaz, ben bu programda reyting alıyorum filan gibi düşünceleriniz varsa derhal silin. Çünkü hiçbirinizin zerre kadar hakkısı yok. Senin gibi yuvarlak hatlı bir kızın giyebileceği türden bir elbise değil bu. Çok incecik olmak gerekiyor bunu giymek için. Dolayısıyla senin üstünde kötü durmuş, yakışmamış, tarz değilsin Bahar.